Erişti'yi ağırlıyoruz. Mehmet abi hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyi valla. İşte bu pandemi döneminde ne kadar iyi olabilirsek. Ha, değil mi? İyiyiz yani. Evet evet. İyi gidiyoruz. Mehmet abi şimdi yapımcı Mehmet Erişti dedim. Bir parantez açmak istiyorum. 30 yıldır süren bütün Ankara dizilerini yapan kişi diyerek parantezimi kapatıyorum. Tabii ben bunu bu işleri tek başıma yapmıyorum. Hani kocaman bir ekip var. Tabii. İstanbul'da bir firmayla ortak çalışıyoruz genelde. Bazı işlerimizi onlarla, bazı işlerimizi kendimiz firma olarak yapıyoruz. Bu arada tabii 30 sene deyince yaşım da ortaya çıktı. Yok canım. Ama doğru bu Mart'ta 1991'de başladım. Bu sektöre girdim. 30 yılım bu Mart'ta bitti yani. 30 yıldır bu sektörün içindeyim. Her aşamada çalıştım. Yani yapımcı olarak gelmedim bu sektöre. Reji asistanlığı yaptım, yapım asistanlığı yaptım, prodüksiyon yaptım. Biraz oradan gelelim istersen. Şimdi 91 dedik. 1991'de sektöre nasıl girdin Mehmet abi? Vallahi 1989'da ya da 90'da tam hatırlamıyorum ama özel kanallar açıldı Türkiye'de. Ama 90'da Star diye hatırlıyorum değil mi? Evet, Star, Magic Box olarak ilk yayına başladı ama tabii o zaman TRT hala yani sektöre çok hakimdi. Ben okuldan mezun olduktan sonra hatta tek dersim vardı. Tomis Giritlioğlu'nun asistanı olarak sektöre girdim. Yaklaşık işte 2,5 sene onun asistanlığını yaptım. Sonra TRT'nin dizilerinde reji asistanı, yapım asistanı olarak çalıştım. Askere gidip geldikten sonra 95 yılında işte Ferun Hanımlar yapan şirkette çalıştım. Sonra da işte 2000 yılından itibaren de kendi prodüksiyonlarımızı yapıyoruz. Kendi firmamızı kurduk. İşte o firmayla işte genelde günlük diziler yapıyoruz. Demeyeyim mi? Yani sadece günlük dizi yapıyoruz. Yani biraz ama tek konuda uzmansın Mehmet abi. Ama yani tabii. Evet sektör sizi bazen işte düşündüğünüzün çok başka plan şey yapabiliyor yani başka bir yöne yönlendirebiliyor. Talep nereden gelirse oradan gidiyorsunuz. İşte bir işi demek iyi yaptık ki talep oradan geldi. O gündür bugündür de yaklaşık işte 7700-7800 bölüm dizi çektik. Hani firma olarak. Hala da çekiyoruz. Gerçekten hani. Öyle. Bir sürü kanalda aslında işiniz var değil mi Mehmet abi? Şimdi bir sürü değil. Şu anda ATV'ye beni bırakma yapıyorum İstanbul'da Focus Film'le birlikte. Hı-hı. Ana yapımcı firma Focus Film. Ben buradan yapıyorum. Onlar kanala veriyor. Hı-hı. Şimdi bir de TRT'ye Acem Anneler dizisi yapıyoruz. O daha yeni sayılır. O 115'ler 116 yayınlanacak. Hani, günlük olunca 115-100'ü yani, evet, yeni diyoruz. Bize yeni diyoruz yani. Biz böyle 300-500'ü geçmeyince o iş bizim için yeni işimiz oluyor. Evet. Şu anda iki tane yapıyoruz. Yani haftada yaklaşık işte birinden 275 dakika, öbüründen 250 dakika yayın yapıyoruz. Her hafta içi her gün. Gündüz kuşağında diziler yapıyoruz. Ve Ankara merkezde tabii. Evet evet Ankara hep Ankara'da. Hiç İstanbul'u denemedin değil mi Mehmet abi? Denemedik ya. Yani benim sektörde ilk 5 yılım İstanbul'da geçti. Birçok işte dizide, filmde çalıştım. Çok büyük prodüksiyonlarda çalıştım. Fakat işte rüzgar diyelim, şans diyelim, işte kararlar diyelim Ankara'ya bizi tuttu. Biz de işte günlük dizi ben yürüdük diyeyim hani oradan oldu yani bir kere öyle başladı. Sonrasında da işte rehavete mi düştük ya da hani sektör mü çağırmadı artık ne dersek diyelim bizi böyle Ankara'ya sabitledi. Çok da nefes alamadık hani çok düşünmeye fırsatımız da olmadı hani işte çok da açılalım İstanbul'a da gidelim sektörün merkezi orada filan duygusuna girmeye çok da fırsat olmadı. O kadar yani bir ara hafta işte 3 dizi 4 dizi aynı anda yapıyordum. Zaten bunlar hafta içi her gün günlük olduğu için de çok ciddi bir yekün. Çok ciddi sayıda çalışan insan çok ciddi bir efor gerektiriyor. O da şeyi getiriyor size. Bir yerden sonra hani içinizde kapanıp sadece yaptığınız işi en iyi yapmaya çalışıyorsunuz. Yani çok da öyle açılamıyorsunuz. Aslında zamanında bir yabancı ortakla ben İstanbul'da firma da kurdum.
Yurt dışına açılalım. Evet, bir yapım şirketi de kurdum İstanbul'da. Amacı şeydi yani, hani yurt dışından gelen ekiplere işte hizmet sağlamaktı. İşte onların işlerini kolaylaştırmaktı. Line producer'lık yapmak gibi bir amacımız vardı. Fakat onu yürütemedik. Olmadı yani orada. Çünkü ben İstanbul'da olmadığım için de işte şey yürüyemedi. Yani o bir türlü kurumsallaşamadı orası. Sonra o firmayı da Ankara'ya taşıdık. Yani özümüze döndük. Şu anda 4 tane firmamız var. Hepsi dizi yapıyor. Hepsi günlük dizi yapıyor. Öyle devam ediyoruz. Ama Ankara'da olmanın bazı avantajları da var bence. Yani İstanbul'la kıyaslandığında, şimdi İstanbul'da tabii bir yerden bir yere gitmek mesele, işte yani çünkü reel mekanlar kullanıldığı zaman taşınma hikayesi sahiden işte külfet. Yani bütün ekibi bir yerden bir yere götür getir işte zor. Hani burada bir mesela plato var şimdi, değil mi? Tabii. Hatta yeni sayılır galiba. Yeni sayılır, birkaç senelik. 7 katlı bir binamız var. Onun içinde mekanlarımız var. Karakol var, atıyorum hapishane var, kafe var, evler var filan şeklinde. İstanbul'dan Ankara'nın en büyük farkı, hani Ankara'nın en büyük avantajı bu söylediklerin, işte hani mekansal kolaylıklar, işte bir mekan transfer kolaylıkları, zamanla ilgili avantajlar. Dezavantajı da biz bu sektöre girdiğimiz zaman Ankara'da bir dizi sektörü oluşmadığı için teknik anlamda çok sıkıntı çektik. Yani biz İstanbul firmalarından farklı olarak kendi kameramızı almak zorunda kaldık, kendi montajımızı kurmak zorunda kaldık. Hani şey, bütün teknik altyapıyı kendi de oluşturmak zorunda kaldık. Bu aslında şu anda avantaj gibi görünüyor ama ilk zamanlar bizi çok yoruyordu. Niye? Çünkü büyük yatırımlar yapmanız gerekiyor. İşte önünüzü göremiyorsunuz ama işte bir taraftan günlük dizilerin bütçeleri haftalık diziler gibi değil. Hani bayağı düşük bütçelerle yapıyorsunuz ama bu sürede yaparken de teknik anlamda bir haftalık diziden daha düşük bir iş yapmamanız gerekiyor. Sonuçta bir broadcast yayınını destekleyecek teknik altyapıyı da oluşturmanız gerekiyor. İstanbul'da bu kolay. İşte bir sürü lojistik firması var. Yani o işte kamerayı bir yerden kiralayabiliyorsunuz, ışığı bir yerden getirebiliyorsunuz, hani set malzemelerini bir yerden getirebiliyorsunuz gibi avantajları var. Riski çok yüklenmiyorsunuz. Ama Ankara'da öyle bir şey değil. Ankara'da size o dönem için söylüyorum. Şu anda var ama 20 sene önce, bundan önce işte size broadcast malzemeyi kiralayabilecek bir yapı yok. İşte yani bir recorder, hani HD recorder bile yoktu yani Ankara'da. İster istemez bunların hepsini siz Ankara'da bir şekilde kendiniz temin etmeniz gerekiyor. Size yani bir çok firmanın güç birliği yaptığı bir iş yapamıyorsunuz. Yani şu anda da ben kendi yemeğim dahil, işte kendi kameram, kendi montajım, kendi ışığım şeklinde çalışmak zorunda kalıyorum. İlk yıllar bu bizi biraz bayağı zorladı. Hani İstanbul'un nazaran dezavantajı. Ha, Ankara tabii ki avantajı. Ankara'da bir kere 11 tane devlet tiyatrosu sahnesi var. Evet. İşte yüzlerce devlet tiyatrosu sanatçısı var. Bunların hepsi çok yetenekli, çok hani menba gibi yani. Şimdi maden gibi. Yeni mezun bir sürü, işte senle de çalıştım. Evet. Yeni mezun çok yetenekli bir sürü arkadaşımız geliyor. Biz onlara hani şey, hani böyle madene düşmüş gibi yani o potansiyeli iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Yani kesinlikle öyle. Hem de oyuncu için de aslında böyle bir set ortamını görmek açısından da bir avantaj. Yani hani çoğumuz İstanbul'a bir gidelim, deneyelim diye niyetleniyoruz. Tabii İstanbul'un cazibesi çok yüksek. Yani hem rakamsal anlamda yüksek, hem de işte prime time'da bir dizide çalışırsanız ya da iyi bir rol kaparsanız oyuncunun da önü çok açılıyor. Evet. Günlük dizide de var bu. Hani ilk zamanlar küçümsenirdi ama artık kimse küçümsemiyor. İstanbul'da da bir sürü yapıldı günlük dizi. Evet evet. Ama hani genelde işte bu böyle şey oldu. Bizimkiler biraz daha istikrarlı oldu. Biraz daha uzun soluklu oldu. Bir dönemde buna çok ihtiyaç vardı. Hani Türkiye'nin dizi seyircisi çok yurt dışına açık değil aslında. Yani yurt dışında bugün efsane olmuş, özellikle gençlerin çok seyrettiği, işte 100-200 ülkede yayınlanan diziler Türkiye'de
seyirci için çok da bir anlam ifade etmiyor. Onlar yerli dizi istiyorlar. Biz o ihtiyacı Gündüz Kuşağı'nda biraz sağladık. Ama şu son dönemlerde biraz böyle bir düşüklük var yine. Kadın programları biraz daha ön plana geçti. İşte kuşak programları biraz daha ön plana geçti. Ama dizi ihtiyacı da bitmiyor. Sürekli böyle bir ihtiyaç var. Şimdi şey de var, işte Netflix, Exxen, Gain Media, işte sonra Blue TV. Artık hani dijital medya platformları da biraz şey oldu. Evet, gidişat doğruya doğru gidiyor. Peki sizin böyle bir projeniz var mı? Yani şey düşünüyor musun Mehmet abi? Yok, biz dizi üreticisiyiz. Yani o tip platformlardan bir talep gelirse bizim... firmamızda tabii ki onları değerlendiririz ama bir hani böyle bir platform oluşturmak gibi zaten o kadar gücümüz de yok. Öyle bir niyetimiz yok. Bu başka bir iş. Yani ben şuna çok inanan bir insanım. Herkes bildiği işi yapsın. Hani biz de kendi bildiğimiz işi yapıyoruz. Hani hep onu yaptık. Belki o yüzden hani bugün burada benimle konuşuyorsun. Tabii. Bu anlamda çok şey maymun iştahlı değiliz yani onu da söyleyeyim. Hacımızı biliriz. Hani. Estağfurullah ama istikrarlı olduğumuz bir gerçek yani. İşte 30 yıl diyorum. Yani. Ya Ankara hani bir yerde, yani ben Ankara'yı çok seviyorum. Ne yaparsam yapayım, İstanbul'da iş de yapsam hemen iş bitince ilk vasıtayla geri dönenlerdenim yani buraya. Ama bir yere kadar şimdi mesela 30 yıldır Ankara'da günlük dizi yapmak çok büyük olay bence. Yani işte bunun oyuncusu, işte sağlam bir set, yani ekip kurmak, bunun sürekliliğini sağlamak çok zor bir şey. Çünkü Ankara'da bir yerde tükenecek, tıkanacak diyorum ama hiç öyle olmuyor. Hani her seferinde böyle yeni ve daha iyi bir projeyle çıkıyorsun Mehmet abi. Ya teşekkür ederim. O işte dediğim gibi ilk zorluklar onlardı. Yani Ankara'da bir sektör olmamasından kaynaklanan teknik ekip yoktu. Onların hepsi bizde yetişti. Teknik malzeme yoktu, hepsine temin etmek zorunda kaldık filan. Evet yani bir yapı kurduk diyebilirim. Peki TRT'de doğru. Bir paslaşma olmadı mı? Hani Ankara deyince bu televizyon, işte TRT, hani oradan böyle bir destek, yardım ya da böyle bir hukuk değişmedi mi? TRT'den şöyle oldu, bizim en yoğun olduğumuz dönemde TRT'den de talep geldi. Yani bize dizi yapın. Siz bu işi iyi yapıyorsunuz dediler sağ olsunlar yani. Ama yani tekniği bir bizi... destek falan? Yok o öyle olmaz zaten. Şimdi bir kamu kuruluşunun hani bir firmaya böyle çok şey olmadan, altı olmadan bir yardım yapması falan söz konusu değil. TRT zaten üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Sektöre bir sürü iş yaptırıyor. Yani belgesel yaptırıyor, dramalar yaptırıyor. Tabii tabii çocuk programları yaptırıyor falan. Yani hele son 10 yılda diyeyim, öyle söyleyeyim. TRT hani bayağı başat, hani piyasa belirleyicisi ve bu anlamda da bir sürü firmanın, bir sürü çalışanın hani şey, güvencesi gibi bir şey oldu. Son dönemde işte bizim 2011-12'li yıllar tam hatırlamıyorum şu anda ama böyle talepler oldu ama fakat biz Ankara'nın tüm potansiyelini fazlasıyla değerlendirdik. 3 dizi yapıyordum ben aynı anda. Evet, şimdi Ankara'da sektör olmadan 3 dizi, yani bunun 4. 5. yaptınız ama kuvvetle muhtemel o 4. 5. çok da kaliteli olmayacaktı. Hani o yüzden de biz oralarda hayır dedi. Hayır de çok zor dedik ama yapmayalım çünkü o zaman utandırdınız sizi dedik. Sizi utandırmak istemeyiz dedik böyle talepler geldiğinde. Ama sonrasında işte bundan işte bir yıl öncesinde Acem Anneler'e çalışmaya başladım. 6 aylık bir senaryo çalışması, çok sağlam bir senarist grubumuz var. 6 aylık bir senaryo çalışmasından sonra Acem Anneler çıktı. Acem Anneler de bizim şimdiye kadar yaptığımız diğer işlerden biraz farklı. Özümüze döndük orada. Biz aile dizileriyle başlamıştık. İşte Ferhat Hanımlar, bizim evlendiri filan. Sonra sektör bizi böyle işte imkansız aşklara, melodramlara yönlendirdi. Rating oradaydı. Sen de biliyorsun şahit oldun önemli bir kısmına. Oraya doğru yönlendirdik. Sonra mesela TRT dedi ki biz artık öyle iş istemiyoruz. Biz yine aile işi, işte iyilik üzerine kurulmuş bir iş istiyoruz. Değil mi? Emin ol o kadar mutlu olduk ki. Hani o şey gibi. Bildiğimiz hani, şey yapacağız. Bildiğimiz ve sevdiğimiz. Sadece bilmek de değil. Biz o tarzı çok seviyoruz zaten. Evet. Fakat işte dedim ki bazen işte siz istersiniz ama hani öyle olmayabilir. Sektörden ne talep gelirse ona göre davranıyorsunuz. Sonuçta patron aslında seyirci. Yani seyirci ne isterse ona uygun bir iş yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani hani
Ankara hem dediğim gibi zor hem de avantajları da çok fazla tabii. Ve buradan yani Ankara dizilerinden, günlük dizilerden çıkıp İstanbul'da iş yapan çok oyuncumuz var aslında. Tabii tabii. O gurur duyuyoruz işte. Neredeyse her dizide birlikte çalıştığımız, hani öyle ya da böyle bize emek vermiş arkadaşlar var. Biz onları orada gördüğümüz ama valla benim burnum direğe sızlıyor. Yani ondan, çünkü çocukluğunu biliyorsun, yeni mezun gelmiş oluyor. Öğrenciyken oynamış oluyor. Ya da işte yılların, atıyorum, tiyatro sanatçısı ama hani çok da kıymeti bilinmemiş olabiliyor. Çünkü sektör olmadığı için bir bakıyorsunuz çok önemli bir işte çok önemli bir rol oynuyor filan. Biz bunlarla çok gururlanıyoruz tabii. Çoğuyla da zaten ilişkimiz hep bitmiyor. Hep sürekli devam ediyor yani. Hani, o şeyi bitmiyor evet yani. Gerçekten şunu güzel söyleyebilirim ama Ankara oyuncusu farklıdır. Ya, yani ister İstanbul'a gitsin, ister burada olsun. Aldıkları disiplin, belki Ankara'da yaşamanın verdiği o kişisel gelişim mi diyeyim, hani daha Anadolu'lu hayata daha şey bakan, hani böyle olumlu bakan insanlar, oyuncularımız da öyle bizim. Biz de buraya çok işte sektörden bir sürü isim çağırdık, oyuncusu, yönetmeni. Yani Ankara ve İstanbul karşılaştırmasını yapmadan edemiyoruz. Hani İstanbul diye sınırlamak doğru mu bilmiyorum ama biz bir Ankaralı'yı niyeyse çok bir seviyoruz, övüyoruz. Ama dediklerim ama çok öyle doğru. Yani. Ya İstanbul'a gidince de mesela bu Ankaralı herhalde diyorum ve genelde Ankaralı çıkıyor. Acaba bir ekol mü? Yani bu şehirden yani çıkmak... Şimdi tabii büyük sektörlerde, sektörün çok olduğu yerlerde sıkıntılar da büyük oluyor. Yani cazibe de yüksek İstanbul'da. Üretim de yüksek, işte rakamsal gerçeklikler de yüksek. Fakat bir taraftan da bu hani olumlunun yanında bazı şeyler de dejenere ediyor. Hani bu Ankara'dan giden oyuncu dejenerasyonu yaşamamış oluyor. Zaten tiyatro kökenli oluyor. Evet. Bir tiyatro disiplini oluyor. Siz de buna çok önem veriyorsunuz. Tabii tabii. Yani tiyatrocu yani, olmasını istiyorsunuz. Yani mesela İstanbul'da hani güzellik, yakışıklılık ön planda yani. Ya biraz. Bizde de öyle hani işte tamamen hani ama şöyle... güzel okullu. Yakışıklı olduğunu yani olarak. Yani mümkünse öyle olsun. Ona kimse itiraz etmez. Hani hem iyi bir eğitim almış hem de şey işte atıyorum esas oğlan oynayacaksa, esas kız oynayacaksa. Onların biraz böyle seyirci baktığı zaman güzel bulması gerekiyor. Bu hepimizde var yani. Hani, bu da çok doğal. Çünkü görsel bir iş yapıyoruz biz. İnsanlar böyle güzel insanları görmek istiyor. İşte yakışıklı çocukları görmek istiyor. Ama sadece güzel, yani şöyle söyleyeyim, yani sadece güzel olması yetmiyor. Tabii. Potansiyelin olması lazım. Evet, belki bir eğitim almamış olabiliyor. Bazen sette o eğitimi verebiliyorsunuz. Çünkü işte zaman zaman işte fiziğiyle, cazibesiyle dizide yer almış bir arkadaşımız yılların oyuncularıyla birlikte oynuyor. O oyuncu arkadaşlarımız onlara destek oluyor, yönlendiriyor. Birden işte o dizi seti birden eğitim kurumu haline de dönebiliyor. Hani ama tabii ki hiçbir yapımcı hani bir oyuncunun gelişimini beklemek istemez. Hazır gelsin ister. Tabii. Ha, işte fakat işte o yeni mezun olan ister mezun olsun, ister böyle hani amatör ruhla bu işi yapmaya çalışsın. Bazı artıları olsun. Bir günlük dizide biraz daha şanslı, daha kolay yer bulabiliyor. Hı. Ama bir haftalık dizide tabii hani şeyler, rekabet çok fazla. Evet, evet. Ankara'da rekabet çok yok. Yani hani hem firmasal anlamda yok hem de oyuncu anlamında yok. Yani şimdi yeni mezun oluyor, belli bir yeteneği varsa gelebileceği, gidebileceği firma çok da yok. Yani bir ben varım. Yani bazen işte İstanbul'dan gelen, Ankara'da çekilen diziler oluyor. O firmaların yaptığı diziler oluyor. Yani ben de çok şey şansım yok, büyük bütçelerim olmadığı için yeni mezun bir arkadaşa daha sempatiyle bakıyorum. Onu parlatmaktan daha çok keyif alıyorum ya da işte daha mantıklı geliyor. Yani bir süre sonra aslında böyle bir şey oluşuyor, ne derler. Böyle hani karşılıklı işte mecburiyetler de oluşuyor ister istemez. Onlar bir şans tanıyor, ekrana çıkma şansı evet, tanınmış oluyor. Bizler yetenekli insanları bir şekilde orada keşfetmiş oluyoruz. Filan böyle bir ortak konsensüs oluşuyor ve ortak ortaya bir şeyler çıkıyor. Hani sadece işte şöyle dersek yanlış olur. Mehmet Erişli çok akıllı bir adam. İşte Ankara'da işte bilmem ne yarattığı filan öyle değil. Yani bir şey var, potansiyel var.
Biz belki o potansiyeli değerlendirdik diyebilirim. Bir sürü oyuncu potansiyeli var. Birleşik Fakültelerinde mezun olan bir sürü arkadaşımız çalışmak istiyor. Kendini geliştirmek istiyor. Ve set arkası da gerçekten kalabalık gibi. Tabii. Hani yani, okul gibi. Yani bir şahit dizide, olduğum için diyorum. Bir günlük dizide ortalama 70-80 kişi çalışıyor. Yani bunların yarattığı sinerjiyle belki 120 aile o işten geçiniyor. Ne kadar küçük bütçelerle yapılırsa da yapılsın. İşte sürümü olan bir iş olduğu için. Şimdi düşün iki dizi yapıyorum. Yaklaşık 200 kişi hani bu işten bir şekilde hani hem ekmeğini kazanıyor hem tecrübe ediniyor. İşte oyuncu ekrana çıkmış oluyor. Teknik ekip kendini geliştiriyor. Hani işte asistan gelen bir üste çıkıyor filan. İşte reji asistanı yönetmen olma çabasına ama burada Ankara'da öyle bir durum da var. O çok İstanbul'da yok gibi. Yani hani reji asistanı bir süre sonra rejisörlük yapabiliyor. Yani burada yetiştikten sonra. Bu İstanbul'da da öyle. Ama çok işte orada işte dediğim gibi hem sektör büyük hem rekabet büyük. Bir de şey var, İstanbul'da hani o reyting kaygısı, yani işte o prime time işleri haftalık dizilerde o reyting kaygısından dolayı hep böyle bir ünlü bir isim, celebrity işte mutlaka bir kitlesi olsun. İşte yani tabii çok yüksek paralar anlaşıyor oyuncular falan. İşte 150-200 bin lira hani büyük, yani çok tanınmış oyuncuların ücretleri, haftalık ücretleri çok çok daha iyi biliyorsun. Şey, bazen böyle işte haberi okurken ya nasıl ya şimdi diyorum, bölüm başı nasıl bu kadar alınabilir ki diyorum. Ama işte bu dediğim gibi biraz işte sektör olmanın şeyi. Yani bunu işte atıyorum. Şunu söyleyeyim yani bu bence şeydir. Aslında reytingi isteyen bizler değiliz. Televizyon kanalları da değil. Reytingi isteyen reklam verenler. Yani şimdi reklam veren diyor ki arkadaşım ben bir reklam vereceğim. Bunu kimin seyrettiğini ben bilmek istiyorum diyor yani. Ben yaptığım reklamı hedef kitleme ulaşıp ulaşmadığını bilmek istiyor. Doğal olarak reklam verenin kanal üzerinde bir baskısı var. Kanal da diyor ki yani ben öyle tanınmış magazini yüksek işte var olduğu zaman o dilde var olduğu zaman otomatik olarak kendi reklamını yapan insanlarla çalışayım ki reklam veren de bana daha kolay reklam versin ya da o para bana daha kolay görürsünüz. Hani reklam veren de ya işte Kıvanç Tatlıtuğ'un hani kulaklar açığında işi, işte Kenan İmirzalıoğlu'nun işi. Ve bu işler doğal olarak daha başlarken büyük bir reklam, kendiliğinden bir reklam oluşuyor. Yani belki milyonlarca lira para harcayarak yapamayacağız reklamı. İşte o oyuncuyu çalıştırarak reklam yapmış oluyorsunuz. Oyuncuların bir seyirci karşılığı var. Yani onu da unutmamak lazım. Hepsi için söylemiyorum ama genelde var hani bu. Kanal da onu riske atmak istemiyor. Çünkü yayın neredeyse 24 saat. 24 saat 1 saniye yapamıyorsunuz. Yani çok dar bir olan. İşte prime time'de bir dizide o kanalın en büyük masrafı ya da gelir kaynağı haline gelebiliyor. Oralarda hani riske atmıyor. Ama son dönemde şöyle bir şey oluştu. Ben ilk bu sektöre başladığım zaman atıyorum çok ünlü bir şarkıcı dizide oynattığınız zaman çok kimse senaryosu, yan karakterleri falan diye bakmazdı yani. Hani o oyuncu için yapılırdı o dizi ya da işte o ses sanatçısı için yapılırdı. Şimdi onlar kalmadı. Şimdi artık evet celebrity ya da çok ünlü insanlar isteniyor ama artık yıldız olan proje. Yani iyi bir senaryonuz yoksa, iyi bir reji grubunuz yoksa, iyi bir kast yapamadıysanız sadece işte o en ünlüyü oraya koyarak bir dizi kesin tutar diyemiyorsunuz. Ki bunun bir sürü örneği oluyor. Çok da dizi gitti. Tabii bir sürü dizi. Çok çok umut bağlanmış, çok iyi kast yapılmış ama işte bir şekilde seyirciye ulaşamamış. Seyircinin o duygusunu harekete geçirememiş dizilerde. Çok başarılı gibi görünse de bitebiliyor. İşte reyting dediğimiz sistem var. Reyting bakıyor, seyirci seyretmemiş hemen. Yani sadece oyuncu, yani artık o anlayış bitti. Yani çok iyi bir senaryonuz olacak, çok iyi bir kastınız olacak. Bu kast, çok iyiden kastettim sadece. İşte esas olan da olmuyor. Yanındaki karakterler, kötüsü mesela bir dizide iyi bir kötü yoksa, kötüyü oynayan çok iyi çıkarsa mesela o dizi bazen hani kalkınıyor. Hatta başrol oyuncusunun önüne bile geçebiliyor. Evet, bazen ha yani mesela ya da çok iyi bir şey yapıyorsun ama yan karakterler, yardımcı oyuncular çok zayıf olursa da o istediğiniz etkiyi yaratamayabiliyorsunuz yani. Belki de bizim Ankara'daki şanslarımızdan biri de o. Yani hani biz mesela %90-95 oranında
iyi oyuncularla çalışıyoruz. Evet. Yani oyuncu 5 de bazen hani işte fiziğiyle ya da işte hırsıyla ya da işte güzelliğiyle, yani yakışıklılığı ya da çirkinliğiyle, çok çirkinliğiyle rol patmış arkadaşlarımız da olabiliyor. Onlar da işte o geneli iyi olduğu zaman aradan böyle iyi çıkabiliyorlar. Ya da kendini çok geliştiriyor. Evet, yani, evet, hani, bu da oluyor. Yani Ankara'da biz onlara daha kolay şans tanıyabiliyoruz. Yani hani bizim en büyük avantajımız o. Yani bir selebriti getirip Ankara'da bir günlük dizide oynatamayacağımız için ister istemez kendi selebritimizi yaratıyor. Ya da kendi işte starımızı yaratmaya çalışıyoruz. Ve bazen de yaratıyoruz. Birçok arkadaşımız yani bizden ayrıldıktan sonra çok çok önemli roller aldılar. Tabii, tabii. Çok piyasada isim yaptılar. Hani bir sürü... Görüyorum ben birçoğunun hani yani şimdi kız erkek hepsi şey İstanbul'da çok böyle bayağı başrol oynayan. Tabii tabii. Senin bile var. Hani bilmediğin ama hani senden sen de çok genç olduğun için ya, senden evet. Önce de hani gerçekten senden önce de çalıştığımız hala bugün hani artık bir sürü dizide başrol oynayan arkadaş bizim arkadaşlarımız hala. Evet, evet. İlk işlerini bizde yaptılar. Hatta Tamer Karadağlı. Tamer Karadağlı, Mert Fırat işte şimdi isimleri unutursam çok Azal var mı? Azal Filiz. Azal. Onlar ilk işlerini hep bizde yaptılar. Ondan sonra Mehtap hatırla. Nilperi mesela. Nilperi Şahin. Onlar ilk böyle mezun olup bize geldiler. Hem birlikte çalıştı. Yani Hakan Salınmış var mesela. Çok evet. Sevdiğim bir arkadaşım. Onlarca filmde oynadı. Birçok dizide çok önemli roller oynadı mesela. Tiyatrosu da var. Tiyatro çok iyi de bir tiyatrocudur. Hani filan. Yani baktığın zaman İstanbul'daki oyuncuların neredeyse hani yarısı değil belki üçte biri Ankara kökenli. O da normal çünkü bir sürü okul var. İşte Cüneyt Mete yeni şeye başladı. ATV'de Kardeşlerim dizisine başladı. Gururla seyrediyoruz. O da bizim çok yakın dostumuz. Çok uzun zaman. ATV'nin başka bir dizisinde çok önemli bir rol oynadı filan. Hani Osman var, Osman Karakoç. Osman Karakoç öyle. Yani bir sürü arkadaşım da artık isimlerini unuttuklarım beni affetsinler, hatırlamadıklarım hani bir sürü arkadaşımdan ilk işleri ya da en önemli ilk işleri değil, bazıları daha başka işlerde oynamış oluyor ama bizden geçmiş oluyor yani bize gelmiş oluyor, bizde potansiyelini göstermiş oluyor. Biz de o potansiyelden onlar gidene kadar faydalanıyoruz, sonra onları böyle... Yetiştiriyorsun işte. Yok estağfurullah, onlar zaten yetenekli. Tabii. Yani ben seni ne kadar yetiştiriyorum, sen geldiğin zaman zaten hani... Belli bir potansiyelle geliyorsun. Ha bizim avantajımız şu oluyor, kamera önüne çıkma şansı tanıyoruz. Zaten potansiyeli yüksek bir insan yani kamera önünde kendisini parlatıyor. Ben hep onu söylerim bazen oyuncu arkadaşlara toplantı yaparken. Yani biraz bana çalışıyorsun ama biraz da kendinize çalışıyorsun. Yani sadece hani ben para kazanayım diye çalışmıyorsunuz. Burada hani belki başka bir boyuta geçeceksiniz ya da işte oyunculuğunuzu tüm ülkeye göstereceksiniz. Hani o kadar da diyorum şey yapmayın, tabii ki yorulacaksınız, kendinize de çalışıyorsunuz. Yani bu hepsi için geçerli. Ama çok bir sürü arkadaşımız, gerçekten demek ki biz doğru seçimler yapmışız. Bir sürü arkadaşımız, bir sürü böyle iyi yerdeler ama yani. Ama buradaki günlük dizi kas çalışmaları da çok uzun sürüyor. Yani bazen aylar sürüyor. Çok özeniyoruz çünkü. Evet, yani hani böyle şey gibi algılanmasın yani işte herkes günlük dizide oynayabilir. Hayır. Yani öyle bir şey yok. Yani o günlük dizide oynadığın dediğimiz arkadaşlarımız belki yüzlerce aday arasında. Evet. Yani birçoğu da çok yetenekli insanlar arasından seçiliyor. Ha, iyi biliyorum, şahidim çünkü. Sen şahitsin. Hani öyle... Hani biz işte günlük dizi kolaydır, işte bizde oynama kolaydır gibi algılanmasın. Aksine biz belki İstanbul'dan çok daha titiz davranıyoruz. İstanbul biraz daha hazırlık oluyor. Yani o görüyor benim dizimde. Aa adam potansiyeli yüksek. O mis gibi oynuyor, yakışıklı ya da güzel. Hani potansiyeli oradan görüp alabiliyor. Ben öyle değil, ben sıfırdan hani potansiyeli hiç bilmeden bir seçme yapıyorum. Doğal olarak biz onlardan daha titiz seçiyoruz aslında. Ama İstanbul'da şimdi Ankara'ya yatırım yapmaya başladı. Şimdi mesela teşkilat Ankara'da çekiyor. Ama İstanbul firması gelip Ankara'da firma kurmuyor bu. Tabii. Yani dizisini çeker. Aha. Bir süre çeker. Tabii ki Ankara'ya sektöre bir sürü oyuncu arkadaşımıza iş imkanı da yaratıyor. Sonra işte dizi bittikten sonra yuvasına döner. Yani Ankara'da kalıcı sürekli iş yapmak yapmıyorlar. Mesela Behzat Ç'yi çeken firmada işte oyuncuların hepsi neredeyse hepsi arkadaşımız oldu. Ankaralı olmasına rağmen yani işte İstanbul firması geldi, işini yaptı, işte 2 sezon, 3 sezon neyse yaptı.
Sonra döndü gitti. Yani burada kalıcı değiller. Yani evet. Şeye dikkat çektim. Yani artık Ankara'da biraz bazı avantajlara dikkat çekmeye başladı. Çünkü artık İstanbul bence sektör alternatif çoğaldıkça fazlaca kirlendi. Biraz artık böyle belki yeni bir şeye ihtiyaç vardı. Belki de sebeplerden bir tanesi budur Ankara'da iş yapanların. İstanbul firmaları da artık Ankara'ya gelir oldu. Yani şehirler değil de benim mesela şu son dönemde bunu TRT'ye çalışıyorum diye söylemiyorum ama TRT mesela çok ciddi çığır açan bir tavra girdi. Şu anda haftanın 4 günü birinci oluyorlar mesela. Hiçbir dizi hiçbirine benzemiyor. Yani o şeyi kırdılar biraz mesela. Hani bu anlamda çok takdir edilmesi. Hani işte imkansız aşk, işte oğlan kızı sever, kız oğlanı sever. İşte iki tane çok güzel, yakışıklı bir oğlan bulursunuz. Ya da ünlü işte güzel bir kız bulursunuz. İşte onlar sever ama kavuşamazlar. Yani bizim dizi sektörü son 10-15 yıldır yani %80 bunun üzerinden gidiyor. %70, %80. Mesela TRT onu kırdı, farklı işler. Mesela TV8'de de işte Kırmızı Oda gibi daha farklı işler. Hani daha farklı yaklaşımlar, daha içerik olarak artık böyle sığ kalıplardan çıkıyor. Bunun öncülüğünü de şu anda TRT yapıyor diyebilirim. Diğer kanallarda da yani bu böyle hani şey yapılacak, hani bu böyle bir oraya doğru gidecek. Bu iyi bir şey. Bazı kalıplar kırılıyor, işte bazı senarist arkadaşların silkelenmesi gerekiyor. Çünkü işte kodları çözülmüş belli kalıplar üzerinden değil de artık daha farklı, daha orijinal, daha topluma dokunan işler yapmalarının da yolu açılacak diye ben o anlamda çok beğeniyorum mesela yani hani özellikle TRT'nin işlerini çok beğeniyorum. Öbür kanallar da hani bayağı böyle farklı işler yapacaklar, yapıyorlar da diye düşünüyorum yani. Evet. Öyle bir şekilde bu işte dijital platformlar da ondan çok şey yapacak. Yani sektörün geleceğini de iyimserim sizler değil. Yani artık biz belli bir kalıpları kırmamız çok zor ama özellikle yeni nesil, yeni jenerasyon, Z kuşağı farklı projeler yaparak, farklı yaklaşımlarla sildirecek diye düşünüyorum. Yani şimdi böyle çok kalıplaşmış dizi sektörüne 8-10 tane firmanın, 10-15 tane firmanın başat olduğu bir sektörde bireysel olarak ya da böyle 2-3 arkadaş bir araya gelip çok farklı işler yapabiliyorlar. Bu dizi sektörüne de doğru dönüşecek. Şu anda belki orada değiller ama bu platformlar ise ona yol açacak. Yani işte atıyorum belki 5-10 tane amatör bulda bir araya gelmiş kafalı çalışan genç çok farklı tarzda bir dizi yapacak. İşte o platformlarda yayınlar. Biz de aha biz bunu nasıl düşünememişiz, ne kadar zekice filan diyeceğiz diye düşünüyorum yani. Evet. Ama Mehmet abi sen yine diyorsun ki istikrarlıyım, ben Ankara'dayım, günlük dizi yapacağım, bu kalıbı da kırmayacağım diyorsun. Yani çok iddialı değilim ama dediğim gibi yani şimdi 20 senedir firmayım. 20 senedir bana gelen talep hani bu oldu. Hani evet. Kimse de dönüp ya işte al bir haftalık dizide yap, işte prime time'a da bir iş yap ya da işte hani filan demedi. Biz de onun peşine çok koşamadık. Yani dediğim gibi nefes de alamadık yani öyle. Çok yoruldum. Bu sefer de yaş ilerledi, işte bizim enerjimiz azaldı filan. Doğal olarak hani daha eski cesaretimiz yok yani. Daha şeyiz, hani tedirginiz. Yani o yüzden de böyle geldi. Bizden sonraki jenerasyon ben eminim öyle hani şeyleri yapacak. Mesela yine gurur duyduğum şeylerden biri yani benim ekibimden bir aksilik olsa yarın 20 tane firma çıkabilir ve hepsi de belli bir standardın üzerinde olur yani iş yapabilme kapasitesi anlamında. Evet, çünkü çok tecrübeliler. Tabii. Yani bizde mesela hani işte atıyorum 300-500 bölüm dizi çekmiş adam yeni eleman hani. Hani anlatabiliyor muyum? Yani atıyorum 3000 bölüm, 5000 bölüm tecrübesi olan teknikte, işte rejide, sanatta falan olan arkadaşlarımız var. Yani bunlar artık çok rahat her yerde iş bulup her yerde kendi yollarını çizebilecek kapasiteler yani hani çok da başarılı işler yaparlar diye düşünüyorum. Ben de Mehmet abi zaten hani Ankara günlük dizi ve Mehmet Erişti kelimeleri bence bir cümle artık. Yani sahiden bunu sağlamış olmak çok büyük iş, büyük olay. Zaten hani hep takdir ediyorduk. Sen de kırmadın, geldin, fikirlerini, düşüncelerini bizimle paylaştın, tecrübelerini anlattın. Bir kere çok insana iş
sağlıyorsun. Herkes çok ekmek yiyor. Herkesin aslında çok avantaj sağladığı bir iş yapıyorsun. Bir işin başındasın. Burada konuştuğumuz gibi. Yani umarım çok uzun yıllar da böyle devam edecek. Biz Ankara'da gelip dizileri bitmez. Mehmet Eriştirme arası işte, diye düşünüyorum. Valla işte bilmiyorum artık. Yani artık çok böyle uzun vadeli planlar yapmıyoruz ama bir şekilde de işte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İşte diyorum ya, Mehmet Erişti bırakmazsa bence Ankara'nın günlük dizi meselesi bitmez. Bırakmayın tabii, hani bırakmayız ama hani dediğim gibi biraz da geleceğimizi tek başımıza biz karar vermiyoruz. Çok çok faktörlü bir iş yapıyoruz. Çok bir sürü unsuru var. Rating sistemi, kanallar, işte ekonomik durum, teknik ekip hani filan, böyle çok insanın çalıştığı bir iş yapıyoruz. Yani sadece benim ya da 3 kişinin, 5 kişinin karar vermesiyle olacak bir iş değil. O yüzden böyle çok iddialı konuşmak istemem ben. Bakalım kısmet, hani elimiz, biz yaptığımız ne iş yaparsak bütçesine bakmadan, şeyine bakmadan en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hani hiç emin ol, hani kar zarar bile bir yere kadardır. Biz hep elimizdeki işi en iyi nasıl yapabiliriz, en iyi insanları nasıl bir araya getirebiliriz, en iyi oyuncuları nasıl bulabiliriz üzerine kuruyoruz. Bunu da ben tek başıma yapmıyorum zaten. Kocaman bir ekip yapıyor. Yani ama o ekibin de bağı çok önemli. Hani evet. Hani o ekibin başında olup da hani o bağı kuvvetlendirmek, kurmak. Hani çünkü şöyle bir şey var, yani yaşadığım, gördüğüm için söylüyorum. Sevgi var, saygı var. Yani dediğim gibi para pul biraz çok gerçekten geri planda kalıyor. Yani insan bunu görebiliyor, ama titizliği görebiliyor. O yüzden de dediğim gibi, evet. Mehmet Erişti Ankara'da günlük dizilerini yapar. İnşallah. Çok uzun yıllarda öyle olsun Mehmet abi. Seyretmeye devam edelim. Artık birileri birlikte çalışırız. Ya artık konuşuruz, çok sevinirim. Zaten buradayız. Tamam. Mehmet abi kırmadın, geldin. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim davet ettiğin için. Çok keyifliydi. Bizim için çok mu konuştum onu da bilmiyorum. Hayır, olur mu öyle şey? Yani sana sanki fırsat tanımadım gibi oldu. Estağfurullah. Sen konuş istedik zaten. Kaldı ki çok keyifli sohbet ettik. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Efendim, Bilirkişi Raporu'ndan bu hafta bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.